Evet, 25. soru çözünürlükle ilgili bir soru. Fakat burada çözünürlüğe ortak yön etkisi var. Katısıyla dengede olan diyor, ZnF2 çözeltisine sabit sıcaklıkta nafiye katısı ilave ediliyor demiş. Arkadaşlar, çinko flörü dengede olduğuna göre çözeltimiz doygun. Doygun çözeltiye sodyum flör eklerseniz burada ortak iyon flördür. Neticede flör iyonları konsantrasyonu ne yapar? Artar. Flör artırdığınız zaman denge bunu azaltabilmek için girenler yönüne doğru hareket eder. Şimdi girenler yönüne kayması flörü bir miktar azaltmasına rağmen etki tepkiden daha büyük olduğu için flör iyonları konsantrasyonu ilk duruma göre artmıştır. Yani değişmiştir. Değişenleri soruyor. Biri alıyorum. Denge girenler yönüne kaydığı için girenler yönünde katı var görüldüğü gibi. Katının kütlesi zamanla ne yapar? Artar. Yani çöken madde miktarında artma gözlendiği için bu da değişir. İkinci ifadeyi de aldım. ZnF2'nin çözünürlük çarpımı diyor. Bakın ezbere bir cümlemiz vardı. Denge sabitlerini etkileyen tek faktör sıcaklıkta. Flör iyonları konsantrasyonu arttı. Fakat denge girenlere kayınca çinkonun derişimi azalmış oldu. Neticede flör arttı, çinko azaldı. Çarpımı sabit kalacaktır. Dolayısıyla sorunuzun cevabı 1 ve 2'dir diyorum. O da C şıkkında belirtilmiştir.